en basit şekilde düşünmemiz gerekirse, metabolik yolak ya da başka bir ismiyle metabolik patika regülasyonu, vücudumuzun dengelenmesine yardımcı olan bir olaydan başka bir şey değildir. Bunu daha iyi açıklayabilmek için size bir tahtrevalli çizdim arkadaşlar. Şu ana kadar iki metabolik yolaktan bahsetmiştik. Bunlardan biri, glikozun piruvata yıkılması olan glikoliz ve diğeri de glikolizin tam tersi olan Biraz farklı bir yol izlese de piruvat ile başlayıp glukoz elde etmemizi sağlayan glukoneogenezdir. Glukoneogenez. Ve bu özel yolakların regülasyonu demek aslında glikoliz ve glukoneogenezin ne zaman baskın olan yolaklar olduklarıyla ilgilidir. Vücudumuz glikolizle ya net bir glukoz yıkımı ya da glukoneogenez ile glukoz üretimi yaptığından emin olmak ister. Yani vücut bunu bilmek ister arkadaşlar. Ben glikolizde net bir glukoz yıkımı mı yapıyorum yoksa glukoneogenez ile glukoz üretimi mi yapıyorum? Buna bağlı olarak vücudumuzun bu dengeleyici işlemi nasıl yaptığını merak ediyor olabilirsiniz. Evet, işte bir zaman spektrum çizelgesi çiziyoruz. Böyle uzunca bir zaman spektrum çizelgesi. Çok kısa sürede gerçekleşen dengeleyici işlemler vardır ki burada gerçekten de saniyeler içinde gerçekleşen işlemlerden bahsediyorum çok kısa derken. Spektrumun diğer ucunda ise saatler hatta günler boyunca devam eden dengeleyici işlemler bulunur. Şimdi isterseniz biraz ayrıntıya girelim. Hızlı etki eden regülasyon formlarını anlamama yardımcı olan prensip aslında genel kimyada çok kullanılan ve eski bir prensip olan Le Chatelier prensibidir. Le Chatelier. Bu prensibi hemen aklınıza getirin. Dengede olan sistemlerden bahseder öyle değil mi? Ve bu denge durumunda herhangi bir değişiklik olursa, yani mesela sisteme daha fazla ürün eklenir ya da tepkiyenler sistemden uzaklaşırlarsa sistem kendisini yeniden dengeye getirmek için değişime karşı gelecek şekilde değişecektir. Peki sizce bu metabolik yolaklardan olan glikoliz ve glukoneogenez söz konusu olduğundan ne anlama geliyor olabilir bu durum? Biraz düşünün. Glikolizde glukoz her biri diğerleriyle dengede olan bazı tepkimeler sonucu piruvata dönüşüyordu, öyle değil mi? Bu yüzden de bu metabolik yolağın bir denge serisi olduğunu düşünebiliriz. Bir denge söz konusu. Şimdi de yemek yediğimizi, yani vücudumuzda büyük bir e, glukoz akını olduğunu düşünelim. Evet, kan dolaşımına büyük miktarda glukoz girişi olduğunu düşüneceğiz. Bu durumda bahsettiğim dengeye ne olur dersiniz? Le Chat diye prensibini ele alırsak, glukoz seviyesindeki artış bu dengeyi piruvat üretimine doğru yöneltecektir. Ve bu örnekten de anlayabileceğiniz gibi, Le diye prensibi, bu dengenin saniyeler içerisinde duruma ayak uydurarak glikolizi arttırmasına yardımcı olur. Le diye prensibi, tahmin edeceğiniz gibi, glukoneogenez için de geçerlidir. Glukoneogenezde, kan glukoz seviyesi düşük olduğunda çok da özel olan bir şeylerin gerçekleşmeye başladığını hatırlıyorsunuz değil mi? Amino asitler yıkıma uğrayarak ortaya Oksaloasetat adı verilen metabolitin çıkmasını sağlıyor. Ve oksaloasetat da piruvatın glukoza dönüştürülmesinde önemli bir rol oynuyor. Evet, bunun bir aracı olduğunu ve piruvatın önce oksaloasetata dönüştüğünü ve sonra da dengeye geri dönerek glukoza dönüştüğünü hatırlıyor olmalısınız. Ve burada da oksaloasetat seviyesindeki bir artışın dengeyi ters yöne yöneltip glukoz üretimini arttıracağını söyleyebiliriz. Bunlara ek olarak hızlı etki eden bir başka regülasyon formundan, alosterik regülasyondan bahsetmek istiyorum. Alosterik regülasyonun ne olduğunu biliyor musunuz? Her metabolik yolağın, yolak boyunca gerçekleşen tepkimeleri katalize eden ya da kolaylaştıran enzimlere sahip olduğunu hatırlıyor olmalısınız. Demek istediğim, eğer burada bir enzim olduğunu düşünürseniz, basit bir şekilde çizeceğim, Burada aktif yüzü olduğunu düşünelim. Bu şekilde substrata bağlanıyor. Evet, glukoz molekülüne de buradan bağlandığını söyleyebiliriz. Buna ek olarak hücre içinde alosterik regülatör olan moleküller vardır ve bunlar da enzimin aktif olmayan yüzüne bağlanırlar. Bu alosterik moleküllerden birinin de buraya bağlandığını düşünelim. Bu moleküller iki şeyden birine sahip olurlar. Demek istediğim, Alosterik moleküller ya inhibe edici, yani bu enzimleri kullanan yolakları engelleyicidirler, ya da enzimleri güçlendirerek dahil oldukları tepkimenin gerçekleşmesine yardım ederler. Bu hikayeyi glikoliz ve glukoneogeneze uyarladığımızda, ATP'nin bu iki yolaktan biri için büyük bir alosterik regülatör olduğunu söyleyebiliriz. Glukoneogenezde Glukoz üretebilmek için ATP'ye yani net bir ATP miktarına ihtiyaç duyulduğunu hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Bu anabolik bir yolaktır. Buna karşı glikolizde ise ATP salınır ve glukozun oksidatif yıkımı söz konusudur. Şimdi az önce söylediğime geri dönecek olursam yani hücrelerin birinde ATP miktarı çok olduğunda bana bunun bu yolaklardan hangisinin işine yarayacağını söyleyebilir misiniz? Doğru. Bu yolak glukoneogenez olacaktır çünkü glukoneogenezde ATP kullanılır. Buna ek olarak bir hücredeki ATP miktarı çok olduğunda hücre de glikoliz yapmayayım. Zaten yeteri kadar ATP'm var diye düşünecektir. ATP glikolizde kullanılan birkaç enzim için alosterik bir regülatördür. Daha da net olmam gerekirse negatif bir e, alosterik regülatör ya da inhibitör olduğunu söyleyebilirim. Glikolize aralar verdirerek hücreye yeteri kadar enerjimiz var, daha fazlasına ihtiyacımız yok e, dedirtebiliriz. Vücudumuzda bir de AMP adı verilen ve hücredeki tüm ATP'nin kullanıldığına işaret eden ATP fosforundan arındırıldıktan sonra AMP'ye dönüşür. Böyle bir e, AMP diye bir e, vücudumuzda yine etken oluşan madde var arkadaşlar. Bu ne? İşte ATP'nin fosforundan arındırılmış formu. Böyle bir molekül var vücudumuzda yani. Madde derken bu bir molekül. Hücrenin ATP'si bitmek üzere ise eğer glukoneogenez gibi enerji gerektiren işlemlerden ne yapacaktır? Kaçınacaktır. ATP'm az diye yapmayacaktır değil mi? Yani paranız azken harcamamanız gibi. Ve zaten AMP de Glikoneogenezde kullanılan enzimler için negatif bir allosterik regülatördür. Böylelikle hızlı etki eden regülasyon formlarını da tamamlamış olduk bununla beraber. İsterseniz şimdi de yavaş etki eden regülasyon formlarından bahsedelim. Bu regülasyon formları hücredeki transkripsiyonel değişimleri kullanırlar. Peki bununla ne demek istiyorum? İşe transkripsiyonun ne demek olduğuyla başlayalım. Olur mu? Transkripsiyon, DNA'yı alıp bir mRNA transkripti yapıp bunu hücre sitozolünde bir protein üretmek için kullanmak demekti. Bu arada protein derken bunlara enzimlerin de dahil olduklarını bilmelisiniz. Bunun uzun süredir besin almamış bir organizma için çok faydalı olabileceğini fark etmiş olmalısınız. Yani glukoneogenez gibi kan akışına glukoz pompalayacak tepkimeleri destekleyen enzimlerin transkripsiyonunu arttıracaktır. Ve burada da gördüğünüz gibi DNA'dan mRNA'ya ve enzimlere geçiş basit bir löşatli ya da alösterik regülasyondan çok daha uzun sürecektir. Bu yüzden de bunlar organizmanın çevresinde gerçekleşen uzun süreli değişimlere uyum sağlamasını sağlarlar. Son olarak size hızlı ve yavaş etki eden regülasyonlar arasında bulunan bir regülasyon formundan daha bahsetmek istiyorum. Bu hormonal regülasyondur hormonal regülasyon aynen adından da anlaşılacağı gibi, vücudun hormon adı verilen kan dolaşımında seyreden küçük moleküller aracılığıyla glikoliz ve glukoneogenezi kontrol etmesidir. Vücudumuzun glikoliz ve glukoneogenezi, hatta diğer tüm metabolik yolakları regüle etmek için kullandığı iki hormon insülin ve glukagondur. Ve kandaki insülin ve glukagon seviyesine bağlı olarak vücudumuz da glikoliz mi yoksa glukoneogenezmi yapacağına karar verir. İsterseniz bu kararın nasıl verildiğinden bahsedeyim. İnsülin ve glukagon gibi hormonlar vücudumuz belirli bir düzeyden, e, düzenden daha doğrusu uzaklaştığında salınırlar. Yani bir düzenimiz var, bundan uzaklaştığımızda bunlar salınır. Metabolizmanın regülasyonu söz konusu olduğunda önemli olan nokta kandaki glukoz seviyesidir. Eğer burada tahtirevalli benzetmesine geri dönecek olursak, Tahrerevalli'nin ortasında bulunan bu takozu denge noktası olarak düşünebiliriz. Kandaki glukoz seviyesi derken vücudumuzun kanda her zaman bulunmasını istediği belirli bir glukoz miktarı vardır demek istiyorum. Daha iyi açıklamam gerekirse glukoz seviyesi arttığında vücudumuz insülin hormonunu salgılar. Glukoz seviyesi düştüğünde ise glukagon hormonunu Buna dayanarak bu hormonlardan yani insülin ve glukagon'dan hangisinin glikolizi, hangisinin de glukoneogenezi desteklediğini söyleyebilir misiniz? Bu da Le Chatelier prensibinin makro bir uygulamasıdır öyle değil mi? Kandaki glukoz seviyesi arttığında bunun azalması gerekir. Peki bunu nasıl sağlarız? Glukozu yıkıma uğratarak, değil mi? Ve bu da insülinin glikolizi desteklediği anlamına gelir. Tam tersini düşündüğümüzde, yani kandaki glukoz seviyesi azaldığında da dengenin normale dönmesi için kan dolaşımına glukoz eklenmesi gerekir ve bu da glukoneogenez aracılığıyla elde edilebilir, biliyorsunuz bunu. Tahmin edeceğiniz gibi bu da glukagonun glukoneogenezi desteklemesi anlamına gelir. Son olarak hormonal değişimleri neden hızlı ve yavaş etki eden regülasyon formları arasına koyduğumdan da bahsetmek istiyorum. Bunun için hormonların hedef hücrelerle nasıl etkileşimde bulunduklarına bakmamız gerekiyor. Vücudumuzdaki hücrelerin, kanda serbest halde bulunan hormonlara bağlanmak için kullandıkları özel reseptörleri vardır. Ve bu reseptörler, insülin ya da glukagon gibi bir hormona bağlandıklarında, hücre içinde metabolik yolaklarda görev alan enzimlerin değişmesiyle sonuçlanan tepkimelerin oluşmasına yol açarlar. Enzimleri büyük E harfiyle gösteriyorum. Hücre içinde gerçekleşen bu değiştirici tepkimeler çoğu zaman metabolik yolakta görev alan bir enzimin fosfat grubu kaybetmesi ya da kazanmasıyla sonuçlanan fosforilasyon tepkimeleridir. Buna hesaba kattığımızda fosforilasyon aracılığıyla değişimin DNA ile başlayıp mRNA ve enzimlerle devam etmekten çok daha hızlı olduğunu ama löşat diye ve alösterik regülasyondan da saniye farkıyla yavaş olduğunu düşünebiliriz.